Bu. Evet. Getiriyorsun, temelini üzerine koyuyorsun. 2 saatte evin hazır. En büyük esprisi bu. Dağın eteğine koyacaksın, diyeceksin ki o benim kabinem. Ne elektriğin var, ne suyun var, hiçbir ihtiyacın yok. Tasarım harikası buna deniyor. Herkese merhaba Orkun. Bugün dünyanın diğer ucuna geldik. Las Vegas'tayız. Biliyorsunuz prefabrik evler, ahşap evler, tiny house'lar dünyanın her yerinde çok popüler olmaya başladı. Biz de dünyanın en gelişmiş tiny house'un gelebileceği teknolojik olarak en yüksek seviyeyi yapan Buxable diye bir marka var. Hatta görmüşsünüzdür Elon Musk 10 metrekare, 20 metrekare küçücük bir evde yaşıyor. Onun evi de aslında bir Buxable. Bu tiny house'lar katlanıyor. İnanılmaz sağlam, pek çok felakete karşı dayanıklı. Evin kendisini inceleyeceğiz, içeri gireceğiz, fabrikayı gezeceğiz. İnanılmaz bir yer burası. Tabii ki burada bize bu imkanları sağlayan Enes Yılmazer bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk abi, ne haber? İyi, senden ne haber? Abi inanılmaz şeyler ayarladın bize Amerika'da. Enes'in kanalını bilmiyorsanız inanılmaz güzel, dünyanın her yerindeki inanılmaz lüks, inanılmaz güzel evleri inceliyor. Abi ne yapıyoruz şimdi? Gel bir bakalım. Tamam. Gidiyoruz. Hadi. Abi bu kaç metrekare? 20 feet by 20 feet. 31 metrekare, 32 metrekare, o kadar bir şey. Dışı böyle bir ünite. Aynen. Bu. Evet. Abi dışarısı kaplama. Bu gördüğün duvarların hepsi tek panel olarak yapılıyor. Esprisi de katlanıyor. Katlanınca işte bir yere götürmesi kolay ve çok da dayanıklı. Evet. İçeride izolasyonu çok iyi. Penceresi vesaire her bir şey var. Bak bu buraya aslında da bizim memleketteki karayollarına uygun tiny house'un yasal boyutundan çok daha büyük. Çünkü bu katlandığı zaman zaten ibibik kadar bir şey oluyor. Var mı hocam? Aynen. Şu mu katlı hali? Hocam orada bak katlanmış halleri var ama yani böyle normal bir jeepin arkasını, arabanın arkasını çekiyorsun yani. Senin yere götürüyorsun. Bunun bizim yine memleketteki tiny house'lardan avantajı ve farkı malzeme kalitesi, yalıtımı. Hayatta su geçirmiyor bu mesela. Kasırga çıkıyor dedin. Aynen. Kasırgada bir şey olmuyor buna mesela. Yani bizim tiny house'lar bir kasırga değil. İki yağmurda içine su almaya başlıyor. Bunun bir garantisi var mı abi? 20 yıl, 30 yıl abi, bir şey var mı? 5 yıl garantisi var. Bir de öyle bir dizayn edilmiş ki Amerika'da biliyorsun 50 tane state var. Kara da götürdüğünde, sıcak iklime de götürdüğünde, çöle de götürdüğünde her yerde abi hiç problemi yok. Çok iyiymiş ya. Hadi içine girelim. Hadi girelim. Şimdi hocam bunun içinde şeyler de geliyor. Bütün mobilyaları, beyaz eşyası, ıvır zıvırı ne varsa hepsi bu 50 bin dolarlık fiyatın içine dahil. Getiriyorsun, temelini üzerine koyuyorsun, 2 saatte evin hazır. En büyük esprisi bu. Bir de bunların zibil tane seçeneği var. İşte mutfak ve salon olanı var. Mutfak ve yatak odası olanı var. Bak i̇şte abi orada göstermişler ne güzel. Hem var. De gel gösterelim. Daha fazla yatak odası. Al sana 2 yataklı versiyonu. Ha, ortadan bölmüş. Şuraya da bir yatak atmış. Ya da işte ofis yapacaksın. Loftlu böyle yukarıda. Biraz geniş olsun. Rahat. Çok iyiymiş. Güzelmiş bu. Ama değil mi? Bu çok iyiymiş. Ve en büyük şirketin uğraştığı şey de bu rakam abi. Buna 50 bin doların altına yapmak istemişler. Şimdi Türkiye'de insanlar diyecek şimdi ki hocam, sanki Enes 50 bin doları anlatıyorsun çok az bir paraymış 15 gibi. 15 ile çarpınca onu bizim için hiç güzel olmuyor. 750 bin lira yaptı bu ev. 50 bin dolara Los Angeles'ta ev alamazsın, karavan alamazsın. Buralar çok ucuz değil. Doğru. Dolayısıyla sana hem çok güzel bir ev veriyorlar, istediğin yere taşıyabiliyorsun. Daha da önemlisi sen de söyledin zaten, çok dayanıklı. Hiç sıkıntısı yok abi. Akması derdi merdi yok. Açıyorsun kapılarını, yaşıyorsun. Şimdi benim niyetim buraya girmişken abiyle konuşacağım. Diyeceğim bunu Türkiye'ye getirelim hocam. Ama bu Türkiye'ye bu fiyatla gelmez diyeceğim. Bunu biz 50 bin lira yapalım. Yapalım. Nasıl olacak? Ben pazarlık ederim bunu. Bir pazarlık edersin abi. Katlanmayı da anlatalım istiyorsan. Bak katlanan yer burası. Mutfağı ve banyoyu bu cepheye koymuşlar ki onu katlayamazsın. Burada sen dolabı nasıl katlayacaksın zaten? Ama bu kısım geri kalan yatak odasının olduğu her şey katlanıyor abi. Camların olduğu duvar bele yatıyor. Sonra zeminle birlikte o böyle kapanıyor. Yan duvarlar şöyle iniyor. Üst duvarda böyle ya da şöyle tepeye doğru kapanıyor aslında. Tuvalet hizasında düşünün. Totalde bu boyuta geliyor. Böcek resistantmış. Fire resistant mı? Tabii bir de abi. Yanmıyor. Çakmak var mı? Abi evet. Yatak odası var işte. Böyle bir kabinesi var. Kıyafetini falan koyuyorsun. Salonu var. Arkasına da güzel bir elektrikli şömine koymuşlar ki birazcık ambiyans olsun, enerji olsun. Şey diyeceğim. Bizim memlekette biz bunu 50 bin liraya yaparız. 50 bin liraya yaparsın abi. Vallahi iki tane usta tutarım ben bizim mahalleden. Biz bunu 2 haftada bir tane yaparız. Ama çok güzel dizayn etmişler. Böyle inanılmaz. Yani inanılmaz. Bu gerçekten bir tasarım harikası. Buna deniyor. Kocaman bir şeyi. Hani biz bunu öyle bir yapalım ki insanlar hem bunun içinde yaşasın, hem istediği yere götürsün, hem bu kullanılmadığı zaman dev gibi kalmasın, katlanabilsin, modüler olsun, üst üste ekleyelim, yan yana ekleyelim, site yapabileyim. Bunu al, kaz yeri göm, bunker, sığınak. Çok iyiymiş ya. Çok iyi değil mi bir abi? Bir tuvaletine bakalım mı? Ha bak çamaşır makinen de var bu arada, unutma. Şimdi malzeme kalitesine falan içeride zaten üretimde bakacağız ama bizim anladığımız kadarıyla genel bir köpük, presli köpük kullanıyorlar. O yüzden aslında maliyeti de uygun fiyatlı oluyor. Köpük hem çok güzel izole ediyor.
yapıyor. Hem sessiz, daha da önemlisi dediğim gibi. Bunu adam Alaska'ya da yolluyor, Texas'a da yolluyor. Her yerin farklı derdi var. Ama her halükarda her yerde ne kadar izole o kadar iyi. Bu eski modeli, bu 2 yıl önce yaptıkları. Şimdi çok daha izole, çok daha verimli. İleride yapmak istedikleri, giriyorsun web siteye. Seçiyorsun modülünü. Diyorsun ki ben böyle tezgah istiyorum, böyle duvar rengi istiyorum. Tak 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 yaptığın üniteyi göreceksin. Kredi kartıyla satın alabileceksin. Mortgage alacaksan, mortgage'ini direkt sana Voxable verecek. Mortgage'ini de alacaksın abi. Ayda 250-300 dolara geliyor. Hadi girelim şeye, fabrikaya girelim. Hadi girelim. Nasıl gezelim bir de orayı. Üretiyorsunuz bunu. Dükkan girişi burası. Yani gönül ister her YouTuber'ın hayali bu kadar yüksek tavanlı, bu kadar geniş, yekpare bir alan olsun ki stüdyo yapalım, değil mi? Abi işte burası yönetim ofisi. Şey diyeceğim, burayı bize versinler, biz seninle ortak ofis yapalım burayı. Abi olur. Abi gel, hemen sana bir kıyafet de giydirelim. Böyle bir ambiyansa uyalım. Bildiğin şey yapacağız. Şimdi o blueprint'ini çalacağız. Bizim memlekette... Türk usulü. İsmi ne olacak abi? Kutulanabilir. Kutulanabilir. Tutar aslında var ya. Tutar yani. Kutulanabilir. Scooter'la geziyorlar. Fabrika kocaman. Zaten şöyle bir bakınca... Gidiyor. Sonu gidiyor yani. Güzel kardeşim, nereden başlamak istiyorsun? Abi, böyle şimdi sana bakarken bir de fabrika... Ulan nereden başlayacağız? Kafam karıştı şu an. Şuradan başlayalım, ne bileyim, gel. Şu köpükten başlayalım. Duvarın içinde köpükten başlayalım. Abi şimdi bir en önemli komponent. Duvarların içi bu köpük abi. Abi bu izolasyonu. Bunu bir daha presliyorlar mı? Ben onu anlamadım. Abi bunun 1001 tane versiyonu var. Sen bunu zaten ham madde olarak aldığında istediğin dens... Bunun bazıları var. He. Senin kafana vursam kırılmıyor. O kadar sağlam. Bunu sen doğru lamine ettin mi abi? Betondan sağlam. Lamine edince mi bu şey oluyor sağlam? Evet abi. Çünkü sen ortada o kadar güçlü ve böyle ezilmeyen bir materyal koyuyorsun ki kemik gibi oluyor. Yani o şeyleri, diğer katmanları da o büyük makinede bununla birlikte hepsini basıyorlar. Aynen abi. Ha, zaten tamam. Göreceğiz o presleniyor preside. Yani. Tamam okey. Bak şurada hemen herkes gösterelim. Bu abi içinin katlaması. Şimdi duvarların içinde beton veya tahta yok ya. Duvarın içi boş tabii istersen. Dolayısıyla burada da görüyorsun zaten. Fiber glass ve arkası var. Bu sağlam bir delikanlı. Hem bir de bilmem ne o duvarda gördüğün kabineler buna geliyor abi. Güzel olan kısmı yanmıyor. Evinin içini hortumla yıka. Sıkıntı yok. Waterproof. Aa, hortumla ev yıkamak iyiymiş gerçekten. Duvarı da yıkayabiliyorsun. Türk kafası abi. Gördün değil mi hortumla? Çıkaracaksın her şeyi. Tazikli hortumla yıkarım ben evi yani. Hani... Bak abi dedik tahta dedik. İnsanlar demesin. Ulan bize adam akıllı göstermediler her şeyi. Ha, tahtası evet, da bu ahşap. Abi. Aynen. Buna LVL diyorlar İngilizce'de. Laminated Veneer Lumber. Esprisi ne abi biliyor musun? Tahtayı alıyorlar ağacı. Yaprak yaprak kesiyorlar. Sonra bunları böyle zigzaglı bir şekilde oturtuyorlar. Her kat farklı şekilde oturuyor ki böyle o ağaçtan çok fazla güç alıyorsun. Oha bu çok sağlam bir şey abi. Çelik gibi bu. Fabrika üretimi olduğu için abi hiç hatasız mükemmel bir şekilde de kesebiliyorlar. Bu da var abi bizim duvarın içinde yine. Abi o fırınlardan birisi işte assembly line dedikleri bu birleştirme. O duvarlar kaplanıyor işte. Katlanıyor ya böyle. Hep abi çelik paneller bunlar. Aynen. O patentler burada abi. Hani sen diyorsun ya ben bunu alacağım konsepti çalacağım. Bunu çal abi o zaman. Buradan 2-3 tane senin bavula ekleyelim. Kütüphanenin içine sığar mı bunlar? Oğlum kaldıramıyorum bile ben bunu nasıl çalayım? En cafcaflı yerlerinden birisindeyiz. O paneli aldın. Köpüğü aldın. Tahtayı aldın. Birleştirdin. Buraya yatırıyorlar abi güzelce. Üst üste onları. Ha, abi işte bakalım bak yapıyorlar şu an. Şu an yapıyorlar galiba. Abi arasına da işte o özel yapıştırıcıları var. Onu sürüyorlar. Üst üste koyduktan sonra bir sıkıştırıyor. Sonra da onu fırına sokuyor abi. Bir de pişiriyor. Onu duvar pişiyor mu? Pişiyor abi. Aa. O pişince o öyle dayanıklı oluyor ki o zaman betondan beter oluyor. Bak abi paneli. Bak görün burada prizleri içi falan. Bak bak gel burada tam görünüyor abi. Bu o dış plakamız. Bu ahşabımız. Şu da içeride köpüğümüz. Tabii sonra bunun üzerine bir kat daha giydiriyorlar o dışarısı güzel gözüksün diye. Ev gibi gözüksün diye. Hmm. Ama harbiden seni havadan ve sudan koruyan bu metal aslında. Bu sonra buradan gidiyor. Orada birleşiyor. Önce bir duvarı bir birleştiriyorlar. Bak abi robotları zaten işte bu panelleri böyle alıp yukarıya kaldırsın diye kaldıran görüyor robotlar. Musun? Bu abi. Zaten öyle bir yapmışlar ki ordu bile sipariş ediyor. Ordunun niyeti bunu böyle istedikleri yere yollayabilmek. Hemen tak aşacaklar. Çok iyi. Bana sorarsan bunun geleceğini biliyor musun? Bunu öyle bir yapacaklar ki abi elektriğini kendi üretecek. Akarını da böyle yatlarda olduğu gibi hani temiz suyunu ayırıp sadece katısını yapan böyle atıyorum 2-3 ay vakumlamadan durabileceğin kendi başına duran bir ev yapacaklar bunu. Dağın eteğine koyacaksın. Diyeceksin ki o benim kabinem. Ne elektriğin var ne suyun var hiçbir şeye ihtiyacın yok. Bir de abi hani hep böyle tiny home tiny home diyoruz. Abi görüyorum dolapları falan hep full size. Rahat evet, yani. Evet evet hiç öyle küçük olan bir şey yok yani. Buzdolabı buzdolabı. Çamaşır makinesi çamaşır makinesi. Duş duş yani. Burası zemin dediğimiz bölüm yani. Böyle kalkıyor. Aynen. Şimdi anlayabileceğiz kapalı halini. Çatısı da üste katlanıyormuş. Yukarı katlanıyormuş çatısı. Bir de abi işte güzel kısmı ne bileyim ev yaptıracaksın kendine. Marangoz düzgün kesti mi? Tahtacı yamuk mu yaptı? Yamuk yapıyorlar abi. Girdiğim abi her evde bir şey mutlaka yamuk. Ya şey duvarı yamuk yapmış ya kirişi yamuk yapmış ya işte ahşap kaymış. Ben mesela bak bunda bir yamuk bir yer var mı? Olamaz. Olamaz abi. Çünkü kesimini alet yapıyor CNC ile. Bir şey diyeceğim. Bizdeki tiny house'lar bence şuradan şurası o kadar. Bizdeki tiny house üreticileri ha izleyin şu videoyu yapabiliyorsanız yapın. En son
kapatmadan, bitirmeden önce işlemi burada bir elektrik kontrollerini yapıyorlarmış. Sonrasında gösterecekler bize bunun nasıl, değil mi? Aynen. Göreceğiz katlandığını. Işte, devam edelim. Katlanmış hali de bu kadar oluyor. Bak ben sana ölçeyim bunu. Dur ben bir metreden ölçsem. Bu 2.5 metre. Hep de söylemişsin, çok bilmiş gibi olmayayım ama galiba 10 fit abi. 3 metre mi? Tamam. 3 metre. 3 olsun. Tam şuradan bakarsak açı olarak abi. Şu tam hali, şu da katlanmış hali. Bak, yani yarısına katlanıyor. Şurası buradan böyle katlanıyor ve şu oluyor. Açık hali de oraya kadar açılıyor. Bayağı kompakt bir şey aslında. Evet, yanımızda şimdi dükkan sahibi, aynı zamanda bu fikrin yaratıcılarından, ileride de 20 yıl sonra inşallah bizi unutmayacak dediğimiz abimiz var. Bir yöneticimiz var. Evet. Gally, why don't you introduce yourself to our audience? Hey guys, my name is Galliano Tiramani. I'm one of the founders of Boxable. We started in 2017. We set out to kind of change the way buildings are built. And the goal here is to really mass produce housing the same way they build automobiles and every other product on an assembly line. So that hopefully we can get huge efficiencies, reduce costs, have a higher quality product and disrupt housing on a worldwide scale. Gally, tell us why you wanted to build something this solid, or kind of, let's call it bulletproof. Was it the vision so that you can kind of ship it all around the world? Yeah, actually, when we went through kind of the R&D process and the engineering and the testing, there's all these different requirements for a building, whether it's the structural strength or the energy efficiency or weather resistance. And our idea was that we would create one standardized product that works everywhere. So we ended up with a product that kind of meets all the maximum requirements. So it's really something else. It's definitely a higher quality than traditional buildings that you'd see. Ne güzel anlattı adam zaten. Vallahi evet, adam paketledi her şeyi, anlattı. Var başka sorun abi? What's the goal in here? You want to build one Boxable in 90 minutes or an hour? What's your closest goal in exactly here? So we set out kind of middle of last year setting up this big factory. This is 170,000 square feet. I think of this as a proof of concept. The idea is that this factory would produce output one house every 90 minutes, so about 3,000 houses per year, but that's not the big picture. I've developed this factory and then I'm going to go out and say, look, we've done it, we've proved the concept, we've proved the potential, now we need to scale. It's a little big proof of concept, by the way. I have never seen this big proof of concept. This idea is amazing, dude. It's gonna happen. Thank you. Şimdi abi bak, çatı kalkıyor. Çatıyı bir katlayacaklar güzelce. Ha, evet, katlanıyor galiba çatı şu an. Aynen. What is the overall weight of the Boxable once it's completed? Anywhere between 12 to 15,000 pounds. 5.5 ton mu? Çok ağır. Çok ağır. E abi dedim ya sana, hani materyaller heavy duty oluyor ister istemez. Açıklığı var abi bunun bir panellerde. Forklift böyle altına çok güzel girsin diye forklift girme yeri de var. Aa. Hani böyle forklift. Tam yere, zemine koyduğun zaman da hani var. Hani böyle forklift onu böyle mükemmelce ayarlı diye çelik tüpleri var altta. Çok iyiymiş ya. Yanlar mı yatacak önce içeri? Galiba yanlar yatacak. İtekliyoruz gerçekten. Hop. Ana vallahi açıldı. Gidiyor. Dur, çok gidiyor. Abi şimdi gördün mü ne nasıl tek başına yapabileceğim? Parmağınla ittiriyorsun. Ay ay. Ve bu ton yani bu da. Baksana abi şuna. Kasa duvarı gibi. Bir şunun uzunluğuna bak. Bu bayağı kapandı ya. Şimdi bu duvar kapanacak. Bu duvar kapanınca da bu kapı öyle bir yerde kalıyor ki, ulaşman gereken bir şey varsa bu duvar kapanınca da bu kapıdan girip buraya erişebiliyorsun. Çok iyi yapmışlar abi. Gerçekten. Düşünmüş adam yani. Hani önce şu bu kapanıyormuş. Yanlış yapmışız. Önce bunu kapamışız. Abi diğer kapı geliyor. Al sana Boxable. Yanları kapadık önce. Buradaki duvar da böyle inecek. Zeminle birlikte de böyle çıkacak. Abi ne kadar büyük de olsa, ne kadar vinç de gerekse, şaka maka 15 dakikada katladılar abi yani. Sabitlemek için böyle bir L şeyi takıyorlar. Bunu aşağıya sabitliyorlar. Sonra muhtemelen şuradan diye kalkacak. Neydi abi? Katlanabilir. Evet. Türkiye. Trademark by Ortum. Vallahi güzel marka. Güzel marka. Tamam, biz öğrendik. Bütün argesini, adamların her şeyini çaldık zaten. Ekibe bir logo yaptırtalım. Ha. Abi son videoyu da koydular. Al sana Boxable. Vallahi 10-15 dakikada kapattılar. Bak yandakiyle az önce baktığımızda gerçekten aynı seviyeye geldi. Dediğim kadar kolay mıymış? Evet, kolaymış gerçekten. Ama bu yüksek abi işte onu. Bizim memlekette bu çünkü zor. Sıkıntı yapabilir. Bizim tünelde vurursun. İstanbul turu yapmaya kalk. Baksan muhtemelen İstanbul'un yarısını indirirsin aşağı yani. Tünelleri falan. Buyurun. Önce sen. Tamam, Yoda'yı alacağım ben. Tamam. Bunlar kesin şey, hız limit koymuşlardır. Git. Yok abi, burası böyle rahat bir fabrika. Basıyorsun. Basalım mı? Bas abi. Ben işte böyle çılgın Amerikan şirketlerini seviyorum. Baksana abi, fabrikada skuterla dolaşıyor yani. Evet. Bak şu an 9 mil şey limitine gelmişim.
Yok ya, biraz daha cool gireceğim diye hayal etmiştim ama hiçbir coolluğu olmadı mı? Abi inanılmaz keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum gerçekten böyle bir imkanı bize sağladığın için. Vallahi görüyorsunuz teknoloji nereye gidiyor. Artık evlerimizi böyle yapacağız inşallah. Çok daha uygun fiyatlı, çok daha hızlı yöntem olacak. Boxable'ı siz de merak ediyorsanız açıklama kısmına detaylı linklerini koyuyoruz. Ayrıca NS'e abone değilseniz mutlaka gidin şuradan. Abone olun. Onun videoları zaten çok güzel. Çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Sevmek istiyoruz. Eyvallah. Şimdi biz burada güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Siz de videoyu beğenip abone olmaya devam edin. Hadi see you. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa.